Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi şöyle kısaca anlatayım. Bir önceki videomda buraya kadar ördüm. Devamını bu videoda yapıyorum. Çünkü o videoda bir sıkıntı olmuş. Devamını aslında örmüştüm ama yüklemede bir sıkıntı olduğu için buradan devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi o kadar bitmiyor motif. İsterseniz bu şekilde tek bir motifte yapabilirsiniz ama bunun devamı var. Şimdi buraya kadar birleştirdik bir önceki videoda. Bu videonun açıklamalar bölümüne de linkini paylaşacağım. Şimdi buradan devam ediyorum. 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz. Bu 3 zincir birinci trabzanımız olacak. Alttaki 4 trabzanın üzerine 4 tane trabzanımız olacak. Şimdi zincir birinci trabzanım, ikinci yapıyorum. 3 4 boşluğa geliyoruz. Boşluğa da 3 tane daha yapıyoruz. 5 6 7 3 tane de boşluğa yaptım. Toplam 7 tane trabzan. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar boşluğa batarak önce 3 taneyi tamamlıyoruz. 1 2 ve 3. Sonra trabzanların üzerine batarak 4 tane daha yapıyoruz. Yine toplam 7 tane trabzan yapmış olacağız. Her birinin üzerine bir kez batıyorum. Sona geldim. Şimdi 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3 zincir. Ortadaki boşluğun içine bir tane trabzan yapıyoruz. Arada 3 tane zincir. Sonra tığ dolayıp tekrar aynı boşluğa bir kez daha batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Burada bir V oluşturmuş oldum. 1, 2, 3 tane zincir. Direkt trabzanların üzerine geliyoruz. Birinci trabzanın üzerine 1 sırayla her birine batarak yine 4 tane yapıyorum. 2 3 4 5. boşluğa batarak 5 6 7 tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa yine 1 yine 3 tanesini boşluğa yapıyorum. 1 2 3 sonra trabzanın üzerine batarak devam ediyorum. 4 5 6 7 Evet, bu şekilde köşeleri tamamlıyoruz. 3 zincir tekrar ortadaki 5 zincir çektiğimiz boşluğa bir trabzan 1 2 3 zincir tekrar buraya bir trabzan daha yapıyorum. 3 tane zincir ve trabzanın tepesine geliyorum. 1 2 3 4 boşluğa 5 6 7 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı boşluğa önce 3 tane yapıyoruz boşluğa batarak 2 3 sonra trabzanların üzerine 4 5 6 7 1 2 3 zincir ortadaki boşluğa bir trabzan 3 tane zincir tekrar bir trabzan daha tekrar 3 zincir ve köşeye geldik. Önce 4 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 Sonra boşluğa batarak 5 6
7. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine boşluğa batarak 1, 2, 3. Şimdi trabzanların tepesine batarak devam ediyorum. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Ortadaki boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Sonra 3 tane zincir, tekrar bir trabzan daha. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Zincirin ilk önce zincir çekmiştik. Tam tepesine batarak birleştiriyorum. Şimdi buradan bir trabzan ipimi ilerletiyorum. Bir sonraki trabzan yuvasına batıyorum. Şöyle ilerlettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bu son sıra olacak artık. Şimdi son sırayı yapıyoruz. Sonra sıradaki yuvadan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sondan bir öncekinin üzerine batarak bir sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Köşe boşluğunun içine giriyoruz. Buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar köşe boşluğunun içine batıyoruz. 4 trabzan daha yapıyoruz. 2, 3, 4. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Burada birinciye değil ikinci yuvaya batarak bir sık iğne yapıyoruz. Sonra 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Ve tekrar sıradaki yuvadan 1, 2, 3, 4 diyorum. Dördüncü, yani sondan bir öncekine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Ortadaki bu V'nin içine batarak bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi birinci trabzanın üzerine değil, ikincinin üzerine batıyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün üzerine battım. Bir sık iğneyle kapattım. 3 tane zincir. Köşe boşluğunun içine giriyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi bu şekilde etrafını dolanıyoruz. Evet, sona kadar bu şekilde boşluk yaparak geldim arkadaşlar. Aralarda 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var bu şekilde. 6'şer zincir çekerek buraya kadar geldik. Köşelere yine 4'er trabzan. Aralarda 5 tane zincir, 3 zincirle aşağı iniyoruz ve 6 zincir, 6 zincir çekerek tamamlıyoruz. Şimdi sona geldim. 6 tane zincir çektim. Yine birleşme noktasına. Buradan başlamıştık. Tam bunun dibine batarak birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekelim ve ipimizi kesebiliriz burada artık. Evet, bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir önceki videoda dediğim gibi şuraya kadar anlattım. Videodaki bir aksaklıktan dolayı tamamını yükleyemedim. İkinci bölümü de bu şekilde izleyebilirsiniz. Birleştirirken de yine buradaki boşluklardan birleştiriyorsunuz. İkinci motifi yaparken köşelerden ve burada çektiğimiz 6 zincirli boşluklardan
birleştiriyoruz. 3 zincir çekiyoruz, birleştiriyoruz. Sonra tekrar 3 zincir çekip diğer motifi örmeye devam ediyoruz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.